hafızlık serüvenin nasıl başladı? Aslında şöyle oldu mesela. İlk önce bunu da ilk defa söylemiş olayım. Türkiye yarışmasına katıldım ben. İlk Türkiye ha Türkiye. yarışması var. Türkiye yarışmasında derece alınca Başlık belli. hocalarım ve diğer mesela hep babamın ya bu arkadaş kardeşimiz güzel güzel sanatlara gitsin işte o kendini yetiştirsin falan. Ben İmam Hatip'e gidince bir şey oldu. Hadi ya bir yetenekli bir arkadaşımız vardı o da gitti İmam Hatip'e. Sanki katedrale gitmiş de papazdan Hristiyanlığı Allah öğrenecekmişim Allah. gibi hissettim kendimi. Ya başka bir yer bulamadım mı gidecek? Hep böyle yorumlar. Kur'an'ı ezberlerken en zorlandığın ayet hangisiydi? Şey derler ya, hafız çatlatan ayet. Evet. Bildin mi onu? Tabii. Yani böyle Nisa çıkışları suresinde. çok zor olan. Evet, medler uzun Medler böyle. uzun, doğru. Hani Çok onu zorlandın mı orada? müzde Dakika, böyle olmaz. Böyle müzde olmaz. Bu Kur'an çatlatan ilahe ayeti, dur. Uzun mu okuyayım? hafız çatlatan Tamam. ayeti bir alalım Tamam. senden. Çocuğu Kur'an kursuna gönderdik. Ne hocasıyla irtibat kurduk, ne çocuğumuzun psikolojik serüvenini takip ettik, ne arkadaş çevresini sorguladık, hiçbir şey yapmadık. Sonra benim çocuğum hafız. O hafızı kaybetme imkanımız, Allah korusun, iman kaybına bile bizi götürüyor yani. Peygamberi gören insanlar yerlerinde duramadılar. Bakın durmadılar değil, duramadılar. Çünkü öğretilen şeyler, onlara anlatılan şeyler onları durduramadı orada. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün akademisyen ve hafız Osman Bostancı ile birlikteyiz. Ben de, ne denir ona ya? Buradaki duran adama ne deniyor? Moderatör. Heh. Ben de moderatörlükten çok fazla anlamıyorum ama yani kendi çapımda böyle moderatörlük yapacağım. Çiçeğe bağrında yeni evlenmiş. Aldık getirdik. Önce evlilik videosu çektik. Ama onu terleteceğiz bugün. Çok çok zor sorular soracağız Allah nasip ederse. Zaten ufaktan terlemeye başladı. Hatta yukarıda terlemeye başlamıştı. Burada devam ediyor. Devam ediyor. Hazır mısın? Elhamdülillah. Sorular zor. Hadi Seni başlayalım. biraz sıkıştıracağız. Tamam inşallah. Şimdi birçok insan seni TRT'nin yarışmasından tanıyor. Ama biz seni o TRT yarışmasından çok daha öncesinden tanıyoruz. Evet. Hafızlık serüvenini aşağı yukarı biliyoruz ama insanların belki bir kısmı bilmiyor olabilir. Hafızlık serüvenin nasıl başladı? Bu işe nasıl adım attın? Ve bundan sonra neleri düşünüyorsun? Allah razı olsun öncelikle. Yani insanın böyle hep mesela hafızlıkla alakalı sorular alması beni çok mutlu eden bir soru. Öncelikle ailenin rolünü asla atlamamamız gerekiyor. Annem babam bana hiçbir şekilde oğlum sen hafız olacaksın başka hiçbir şey düşünme gibi bir şey söylemediler. Hatta ben hafızlığa başladığımı onlara daha sonra söyledim. Hafızlığı zorla kimse yapmaz. Bir ilk önce bunu sevmesi lazım. İnsan sevmediği bir şey yapmamalı. Bir kere bir bu. İkincisi gerçekten de istiyorsa sevmeyi ilk önce öğrenmeli sonra başlamalı. Kişinin kendisini tanıması lazım. Tanıması için bir ortam oluşturulması lazım. Bunlar benim için camiydi. Ben müsait oldukça mesela camiye gider hemen müezzinliğe oturur. Hemen ezan duası, salavat, tekbir, kamet böyle giderdim. Ve oradaki Senin amcaların... sesini hiç dinlemedik bu arada, değil mi? Hiç ezgi falan, ilahi falan hiç dinlemedik. Madem ses o kadar güzel, sadece burada böyle kalmayalım, değil mi? İşin devamı. Uçak biletini erteler misin Aslında şöyle oldu mesela ilk önce bunu da ilk defa söylemiş olayım. Türkiye yarışmasına katıldım ben. İlk Türkiye ha Türkiye. yarışması var. Başlık belli. Türkiye yarışmasında derece alınca Allah Allah. hocalarım ve diğer mesela hep babamın ya bu arkadaş kardeşimiz güzel güzel sanatlara gitsin işte o kendini yetiştirsin falan. Ben İmam Hatip'e gidince bir şey oldu. Hadi ya bir yetenekli bir arkadaşımız vardı o da gitti İmam Hatip'e. Allah Gibi bir görüş oldu yani maalesef. Beni de çok üzmüştü bu ilk başta. Sanki katedrale gitmiş de papazdan Allah. Hristiyanlığı öğrenecekmişim gibi hissettim kendimi. Ya başka bir yer bulamadım mı gidecek? Hep böyle yorumlar. Bir gün Emir Sultan Camii'nde ezan okudum. Hocam dedi ki hafız mısın? Değilim. Olmaz dedi. Hafızlık yapacaksın. Çünkü dedi bu sesin zayi olur. Böyle hafız olmadan ilerlersin. O yaşta başladığım için çok mutluyum. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu, ne gibi bir sorumluluk olduğunu bilerek ezberliyorsunuz. 1,5 yıl sürdü bu hafızlık. İmam Hatip Lisesi'nin 3. Toplam bir sınıfında. buçuk yılda hafızlık bitti. Elhamdülillah. Oo, maşallah. Allah'a şükür. Yaş kaçtı Yani o zaman? o zaman 17 yaşında başladım. 17. 18 yaşında Geç de bitirdim. başlamışsın. Evet, O zaman elhamdülillah. hafızlıkta şöyle bir şey yok herhalde. Yaş 40 başlanamaz.
Hayır, yaş asla. 50 başlanamaz ya da yaş 25 başlanamaz diye bir kayda yok herhalde. Biraz daha Tabii. aşk işi, iştiyak işi. Ve hatta İmam Hatip Lisesi'nde devlet yatılıda kalıyorum. Pansiyon diyoruz. Daha çok böyle emek ederek, hani annem baban gönderdi değil de her gün 2 kilometre, 3 kilometre yürüyerek, yemeği kaçırırsam yemek yok heyecanını yaşayarak, okuldan çıkıyorum 3.30 yürüyorum, 4 varıyorum, ikindi yıkılıyoruz, hemen hocama okuyorum. 6'da yemeğe yetişiyorum, yemeği yiyorum, namaz, akşam namazı, hemen yarınki dersi hazırlıyorum. Yani şu 15 dakikada bir arkadaşla ya gel bir takılalım de dediğim an bana zarar yazıyor bu. Hani çok disiplinize bir süreçti benim için ve Allah'a şükür dershaneye de gitmedim. Allah da bana üniversiteyi kazanmayı nasip. Şimdi gerçekten herkes hafız olmalı mı? Çünkü şu anda çok fazla hafızlık kurslarında hafızlık yapmaya çalışan arkadaşlar var. Aileler bu noktalarda çocuklarını sosyal medyanın da etkisiyle bakıyor. Çocuk sarık takmış, cübbe takmış, daha küçük yaşta ezberi var falan diye bakıyor. Diyor ki ya benim oğlum da hafız olacak, alıyor gönderiyor kursa falan. Gerçekten herkes hafız olmalı mı? Herkes hafız olmamalı. Bence hafızlık öncesi eğitimin içerisine Kur'an-ı Kerim'in ne olduğu, Kur'an'ı nasıl sevmemiz gerektiği, hafız olduktan sonra onu nasıl muhafaza etmemiz gerektiği dersleri de verilmeli. Sadece ezberde kalıyoruz. Bu da bizi biraz afete sürüklüyor. En azından hafızlıktan sonra belgelerini almadan önce, burası önemli, belgelerini almadan önce hafız kardeşlerimizin 1-2 yıl Arapça eğitimi de almaları, ondan da sınav olduktan sonra belgeyi almaları, verilmeleri, hak etmeleri gerekir. Şu an medreseler ufak ufak bu sisteme geçiyor doğuda. Güzel. Çünkü manaya bu kufiyet kişide daha da böyle sorumluluk bilinci oluşturur. Niye? Şimdi mesela ben şu ayeti okuduğum zaman وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Her kim diyor Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona dar bir geçim veririz. Ve kıyamet günü onu âmâ haşrederiz. Kale, o kişi der ki قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى. Der ki ya Rabbim beni niye âmâ haşret? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ben görüyordum. قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ اَيَاتُونَا فَنَس۪يتَهَا. İşte böyle ayetlerimiz sana geldi ve sen onları unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Bugün sen unutulacaksın. Yani bu yüzden bu sorumluluk bilincini, tabii ki bu ayet bütün müminlere şamil. Sadece hafızlara değil ama ben bir öz eleştiri yapıyorum. Bu ayeti okurken bir hafız penceresinden okuyorum. Diyorum ki yani biz hafızlar Allah'ın zikrini, Kur'an'ını ezberledikten sonra ondan yüz çevirirsek dünya geçimin daralır. Ahiretini riske edersin. Daha nasıl bir bedbahtlık bekliyorsun değil mi yani? Daha ne olsun, daha bundan kötüsü ne olabilir? Tam tersini düşünelim. Her kim Allah'ın zikrine sımsıkı sarılırsa dünyada geniş bir maişet, ahirette de parlak bir yüz. Peki, peki zor bir soru daha geliyor şimdi. Buyur. Kur'an'ı ezberlerken en zorlandığın ayet hangisiydi? Evet. Şey derler ya, Kur'an ezberleyenler için işte hafız çatlatan ayet. Evet. Bildin mi onu? Tabii. Yani böyle İsa çıkışları sırasında çok zor olan. Evet, medler uzun böyle. Medler uzun, doğru. Hani çok onu, zorlandın mı orada? Yok, onu tilavet etmek zor daha çok. Ezberlemek çok benim. Mesela مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَا اُولَٰئِ وَلَا اِلَٰهَا. Öyle olmaz, öyle olmaz. Dur. Kur'an çatlatan ayeti uzun mu? hafız çatlatan ayeti bir alalım senden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Derin nefes alayım da şu oturucu değiştireyim. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله ماشاءالله. Orada medler çok uzun. Muttasıllar, munfasıllar böyle meal gunneler hep olduğu için tilaveti zor.
Kelime itibariyle mesela ben Saffat suresinde çok zorlanmışımdır. Ama genelde Çok biz zorladım seni. 12 mesela 13. cüzler, Hud suresi mesela, Yusuf suresi, bunlar çok karışık. Mesela Yusuf eyyuhes siddiku eftina fi seb'i bakaratin simani ye'kuluhunne seb'un icafu ve seb'i sumbulatin hudri ve ukhara yabisatin lealli erci'u. Kelimeler çok karmaşık. Bir de mesela gayrı Arap dediğimiz kelimeler işin içine girince Kur'an da zorlaşıyor yani. Arapça olmayan kelimeleri kullandığı zaman Kur'an-ı Kerim, burada da iş karmaşıklaşıyor. Yani o zaman bölerek gitmen lazım. Mesela Yusuf eyyuhes siddiku eftina fi seb'i bakaratin. Burada dur. Burayı geri al mesela ki sen onu ezberleyene Bizim kadar de Türkçe da. ezberlerimiz var. Hadi bir İhlas Risalesi'ni birinci dosturunu bir okur musun diye. Öyle ayetler var ki mesela ve kâne Allahu gafûrer rahîmâ var. İnne Allâhe gafûrur rahîm var mesela. Bunu aklımda nasıl tutmam gerekiyor? Sayfayı bir fotokopi gibi alıyorsun karşına. İlk önce mesela ve kâne Allahu, sonra inne Allâhe, sonra mesela inne Allâhe kâne. İkisi mesela kâne ve inne yan yana da gelebiliyor. Bunları böyle kodlayarak ardından işte hani az önce dedim ya, kendine okurken insan kendini kandırır. Hafızlık hocasız olmaz. Hani tıpkı Peygamber Efendimizin Cebrail'i, Musa Aleyhisselam'ın, değil mi? Allah diyor ki وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمَ katımızdan ilim verdiğimiz kişiyle karşılaşması. Bunun örneklerini çok arttırabiliriz. Yani hoca talebe ilişkisiyle ilerlemek gerekiyor. Nasıl bunun çözümü? Güzel bir hoca seni dinleyecek, sana fedakarlıkla yaklaşacak bir hoca. Seni uyaracak, sen onun altını çizeceksin. Tekrar tekrar bunu okuyacaksın. Namazlarında kendin kılarken, namaz kıldırırken, imam olduğun zaman. Yani bir de yavaş okumak lazım. O Mesela süreçte oturur muhtemelen zaten. tabii hızlı okuyan yavaş okuyamaz. Ama yavaş okuyan ezberden hem hızlı okuyabilir hem yavaş okuyabilir. Burada bir böleceğim seni. Buyurun. Şöyle bir anlatıyor ki yani aslında altyapısında ciddi zorluklar olan bir iş. Yani sanki Cenab-ı Hak bana nasip etti. Ben gittim, İngilizce öğrendim, hemen hafızlık yaptım. Biri beynimi açtı, böyle beynimin içine yerleştirdi falan. Ya yani bu işin hiç mi zorluğu olmadı? Yani Tabii. o İngiltere'ye gidene kadar ki bir kere süreç. Hafızlık başlı başına zor bir iş. Kafanı hiç mi duvarlara vurmak istemedin? Hiç mi bu işten dönmek istemedin? Olmayacak hiç mi demedin? İş şuna dönüyor biliyor musun bu sefer? Arkadaş izliyor bizi böyle. Ben de hafız olacağım diyor ondan Bir sonra. başlıyor. Bir başlıyor. Ya hafızlık böyle bir şey değilmiş diyor yani. Evet. O yüzden o zorlukları yok mu bu işin? Var. Mesela hafızlık yaparken her cüzden 16 sayfa biliyorum, ezberlemişim. Okuyorum, yapamıyorum. Ezberleyemiyorum. Yani ilk defa orada çok çaresiz hissettim. Diyorum ne oldu? Ben nerede hata yaptım da ben Allah'ın hani tevfiki kesildi benden diyorum yani. Ne yaptım? 16'ya kadar devam ettin, Ha, orada durdun. 4 sayfa daha ezberlersem her cüzden hafız oluyorum. Yani 120 sayfam kalmış bütün Kur'an'ı bitirmeme. Çalışıyorum sabahtan akşama. Anneme dedim ki ben yapamıyorum galiba. Ben bu işi bırakacağım dedim. Bana bir sarıldı annem. Oğlum dedi, bak bu iş zor biliyorsun. Annem de ortaokul mezunu bile değil yani, ilkokul mezunu. Ama Allah razı olsun. İşte her Safiyeti şey, fen cüretiyle bizden üstün yani. işte diploma değil her şey. Sonra dedi ki sen dedi biraz dinlen. Biz dedi hocanla konuşalım. Sen dedi dinlen, dinlenmeye ihtiyacın var dedi. Dinlendikten sonra da devam edince o eşik geçildi. Lakin ben bakıyorum bir analizle devam ediyorum. Ya onunla giderken her cüzden 10 sayfa ezberledikten sonra bırakıyorlar ya da 16-17'de şeytan ordularını böyle gönderiyor. Hem manevi hem de madden, bedenen de zihnen de yoruluyorsunuz. Çünkü şuna geliyor artık olay. Bunu ezberledim, onu da ezberledim, bunu da ezberledim. Ezberle ezberle bitmiyor, bıktım artık diyebiliyor. Bu şifre bana Kur'an'dan, ben okumuşum bunu biliyorum. Azmedince, tevekkül edince başarı gelir. Gelmezse demek ki benim için hayırlı değilmiş. O başardığında o şükür o kadar lezzetli oluyor ki. Çekilen dertlerin sıkıntısını düşünmüyorsun. Peki ezber yapma teknikleri olarak arkadaşlara söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yani şöyle ezber yaparsanız daha kısa yoldan ve ben bunu tecrübe ettim ve bu tecrübe ettiğimin de doğru olduğuna inanıyorum dediğim. Evet. Burada da ben sondan ezberleme metodunu çok önemsiyorum. Mesela sayfanın sonundan yukarı doğru ezberlemek. Neden?
Biz hafızların genelde en çok sıkıntıları sayfa başları değil, sayfanın ortaları ve aşağılarıdır. Genelde orada takılırız. Niye? Hafız ezberlerken yukarıdan başlayıp aşağı indiği için yukarısını tekrar tekrar okuyor. Aşağıda sayfayı ezberleyince aşağıyı az tekrar ediyor. O yüzden ben aşağıdan yukarı tuğla misali. Bir tuğlayı koyuyorsun, bir ayeti. Üstüne öbürünü, üstüne öbürünü, üstüne öbürünü. Zaten ben artık bir ömür hafız olduktan sonra yukarıdan aşağı okuyacağım için diyorum ki bari temeli sağlam atayım. Yani sen bana mesela bir sayfa söylediğinde ben onun sondaki ayetini söylüyorum. Mesela geçen gün bir hafız arkadaş şey yaptık. Sordu mesela, bir yer sordu. Ben dedim ki mesela onun son ayeti de bu. Onun karşı ayeti bu. Niye? Bu taktikle çalıştığım için. Yani aşağıdan yukarı ezberlediğim için. Ha, bu bende iyi bir gelişim sağladı ama öbüründe kafa da karıştırabilir. Tamam mı? Evet, Yani kişiye göre. doğru, kişiye göre çok doğru. Peki buradan ailelere, çocuklara hafız olacak ailelere ne söylemek istersin? Birincisi, siz sadece o çocuğun anne babası olmuyorsunuz hafızlık yaparken. Siz de onunla beraber hafızlık yapıyorsunuz. Manevi anlamda. Çocuğu Kur'an kursuna gönderdik. Ne hocasıyla irtibat kurduk, ne çocuğumuzun psikolojik serüvenini takip ettik, ne arkadaş çevresini sorguladık, hiçbir şey yapmadık. Sonra benim çocuğum hafız. O hafızı kaybetme imkanımız Allah korusun iman kaybına bile bizi götürüyor yani. Çünkü niye? Kur'an'ı okudukça El-Hafiz ismi o kadar çok tecelli ediyor ki insanda. Eğer o insan o kabiliyetle kullanamazsa o El-Hafiz'i, bu sefer şeytan orada şerre doğru götürüyor o insanı. Hafızı Anladın? var. Ha. Ezber yeteneği, kabiliyeti, istidadı inkişaf Açılıyor. etmiş. Ha. Ama ezberlediği şeyler adam mesela ne yapıyor? Parça ezberliyor. Evet, başka Yani. şeylere yöneliyor Evet. yani. Bu Anladım. da sıkıntı. Bir rehber bulmak lazım yani. Eğer mümkünse gerçekten iyi bir hocada başlatmaları lazım. O çocuğun yüklendiği yükü ilk önce ailenin bir kere yüklenmesi lazım ki o hafızlık yapan kardeşimiz, evladımız da o yükün altında ezilmesin. Osman Bostancı baktığım zaman yurt dışında eğitim almış. Hem fenni ilimlere hem de akli ilimlere hem de kalbi ilimlere hakim olmaya çalışmış bir arkadaşımız ve hafızlığını da böyle tamamlamış. Bu çok zor bir şey. Yani hem ezber yapacaksın, hem fenni ilimleri götüreceksin, hem yurt dışına gideceksin. Seni bu istikamette muhafaza eden şey neydi? Ve insanların bu istikamette kalması için ne kadar uzun soru sordum ya. Yo yo, harika bir Ve soru. insanların bu istikamette kalabilmeleri için ne yapmaları lazım? Yani başta bırak olmaması için neye ihtiyaç var? Çok güzel. Birincisi, şevk en önemlisi. Yani kişi ne zevk alıyorsa, neyden zevk alıyorsa onu yapmalı. Ben okumayı her zaman çok sevdim. Başarılı olmak hırs anlamında değil, azim anlamında. Her zaman benim için çok önemli oldu. Yani dünya hayatında başarılı olmak için ehli dünya varını, yoğunu, gecesini, gündüzünü katıyorsa, ben hak bir davada Allah'ın yardımı müminlerle beraber dediği bir yerde, bir yolda tembellik edersem bunun hesabı bana sorulur. Hayatımıza, kendimize baktığımızda sahip olduğumuz nimetleri görüp onu fiilen şükre dönüştürebiliyorsak o zaman devamlılık geliyor işte. Mesela diyorum ki ses, ben bunun için tamam çaba gösterdim ama Allah bana bu yeteneği vermiş. Öyleyse onun yolunda kullanmalıyım. Bakıyorum dile benim yatkınlığım var. Ben bir dili öğrenebiliyorum kolay bir şekilde, aksanıyla vesaire. Çok şaşıran arkadaşım oldu. Mesela bir 6 ay sonra ben vaaz etmeye başlamıştım İngiltere'de camide. Dediler ki yani sen şaka mı yapıyorsun? Bizle dalga mı geçiyorsun? Burada 4-5 yıldır arkadaşlarımız var hala konuşamıyorlar falan. Arapçayı öğrenmeye başlayınca Kur'an'ın ne dediğini anlıyorsunuz ya. O lezzet zaten artık bağımlılık yapıyor. Tabirim eğer caizse yani. O lezzet bağımlılık yapıyor. Bu sefer ben bu tabirimi de mazur görsün arkadaşlarım ama papağan hafızı olmayı kendime yakıştıramam. Sadece kelimeleri ezberlemek Kur'an-ı Kerim'in hafızlığı hedefini tamamlamıyor. Onu anlam itibariyle de ve bir ileriki seviye özümsemek, daha ilerisi hayata geçirmek, daha ilerisi hayatımızla ve sözlerimizle örnek olabilmeyi bizi Kur'an hafızlığı götürüyorsa o zaman ben İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın böyle dizinin dibine doğru yaklaşıyorum demektir. Artık tabiatın haline gelmesi, Ha. vicdan haline gelmesi, yüreğinde hissetmek değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu üzere beşikten mezara bir serüven, bir yolculuk olduğunu hem kendi hayatınla gösteriyorsun hem de kavli olarak o örnekliği gösterebiliyorsun. Çünkü sadece ezberleseydi onlar
dünyanın muhtelif yerlerinde sahabe kabirleri olmazdı. Ne demek istiyorum? Peygamberi gören insanlar yerlerinde duramadılar. Bakın durmadılar değil, duramadılar. Çünkü öğretilen şeyler, onlara anlatılan şeyler onları durduramadı orada. Ve elhamdülillah anlayınca Kur'an ne diyor diye, Kur'an'ın evrenselliği, dedim ki ben bunu uluslararası bir seviyede yapmam lazım. Allah, ben niyet edeyim, Rabbim yardım eder, etmez, nasip eder, etmez. O ona ait. Çünkü ifade şudur. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Azmet, sonra tevekkül et. Yani biz azmedeceğiz ki ardından Allah Celle Celaluhu başarıyı, muvaffakiyeti verecek. Allah'a şükür 2018'de mezun oldum. O yaz 2 ay sonra Ağustos ayında da İngiltere'ye gittim. Bir de şunu soracağım. Ben bir bakıyorum böyle, arkadaşlarımız Marmara'da okuyor veya işte Çukurova'da ilahiyatta okuyan arkadaşlarımız var. Bir bakıyorum ki bir anda hemen imamla müezzinliğe. Hani bu kötü değil. Bu güzel, bu doğru, bu hak. Bunlar tercih meselesi. Tabii. Ama bir de arka tarafta bir de dava var. Yani ulaşılması gereken insanlar var. Tamam, o tercih doğru bir tercih. Güzel bir tercihte bulunuyorsunuz ama önümüzde şöyle de daha güzel bir tercih var diye buradan o arkadaşlara ne demek istersin, nasıl seslenmek istersin? Şimdi ben o arkadaşlarıma asla kızamam. Çünkü dediğimiz gibi kendi tercihleridir, saygı duyuyorum. Lakin o tercihte tembellik ederlerse o zaman ilk önce kendileri kendilerine kızsınlar. O tercihi yaptın, eyvallah, ama sonuna kadar o işin hakkını vermen lazım. İmkanlar çok bu noktada. Yani daha güzel işler, daha büyük işler yapılması lazım. Yani o stabil, tamam, o memuriyet kafasından çıkılması gerekiyor. Çünkü bizim işimiz sadece devlete hizmet anlamında değil. Niye? Allah'a da hizmet ediyorsun çünkü. O namaz, o ibadet, o konuşmaların, artı yaptığın işler, ahirette biz onları göreceğiz diye yapıyoruz. Mesela infak edenlerden Allah'a bahsederken der ki, ya biz bunu لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Biz sizden herhangi bir karşılık ya da şükür bekleyerek bunları infak etmiyoruz. Bize teşekkür etmenize gerek yok. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Yani Allah ahirette onların amelini yükseltecek. Ahireti önceliyorlar yani. Benim arkadaşlarıma, kardeşlerime söyleyebileceğim evvela kendi nefsime, asla okumayı, kendimizi geliştirmeyi bırakmamalıyız. Ya mesela ben bugün hala her gün cüz okumaya çalışıyorum. Ve bunu kendime okumuyorum. Kendim 10-15 dakika tekrar ettikten sonra eşime, eğer o bir işle meşgulse, uygun değilse, bir arkadaşımı telefonla arıyorum. Niye ben bunu yapıyorum? Şeytan sağdan yaklaşıp diyor ki, ya sen zaten üniversitede hoca olmuşsun. E zaten hafızlık belgen de var. Kimse sana hafız mısın diye sormuyor. Ya boşver, gerek yok. Oku kendin. Bak, şeytan bana Kur'an okumamı söylüyor. Ama başkasını okuma. Niye? Ben başkasını okuduğumda talebelik bende devam ediyor. Kibirden uzaklaşman gerektiğini sana anlatıyor. Belki de karşındaki insan senin kadar donanımlı değil ama o Kur'an'ı ona uzattığında tıpkı hocana hafızlık ezberini okuyacakmışsın gibi bir heyecana kapılıyorsun. Acaba hata yapacağım mı? Hala okurken ben sallanıyorum mesela, hafızlar gibi. Niye? Ben kurra da olsam, belki profesör de olsam, benim ahdimdi bu. Yani ben bunu hep okuyacağım. Kur'an'a ben sıddık olmaya çalışacağım ki o da beni mahşer günü muhafaza korusun, muhafaza eylesin. Elhamdülillah. Son olarak şunu soralım ve ufak ufak bitirelim. Bugüne kadar seni en çok şaşırtan şey neydi? Ya da bir örnek, ya da bir hayat, ya da değişen bir kişi, karakter veya beklemediğin bir olay, bir hadise. Hafızımın ilk dönemlerinde Kur'an-ı Kerim mesela okumaya gittiğimde babamdan büyük koca koca insanların ben bir meclise girdiğimde ayağa kalkmaları beni çok etkilemişti mesela. Bir programda kaymakam vardı, valiler vardı. Ben daha lisedeyim, gittim Kur'an okumak için. Ben sahneye çıkarken onlar da ayağa kalktılar. Çok şaşırmıştım. Ve orada böyle tatlı bir utanış olmuştu bende. Yani o manzara gözümün önünden gitmez. Yani niye? Büyüklerin değil mi? Geldikleri zaman ayağa kalkarsınız. Sonra bir günde bir büyüğüm dedi ki, yine ayağa kalktı. Biz bir meclise girdik, ayağa kalktı. Şöyle elimi tutuyor. Dedi ki, sanma dedi, senin şahsiyetin için ayağa kalktım dedi. Senin dedi zihninde taşıdığın Kur'an'a ayağa kalktım ben dedi. Şimdi otur dedi. Ağzımın payını verdi yani. Çok tatlı bir şefkat tokatıydı o. Ben de zaten hiçbir zaman nefsimden bilmedim onu. Ama dedim ki, yani bizim toplumumuzda Kur'an'a hürmet cidden elhamdülillah var ve devam ediyor. Bu beni şaşırtmıştı yani. Ve bu bir noktada da size büyük bir sorumluluk
libası giydiriyor. Artık sen Osman olarak yürümüyorsun sokakta. Hafız Osman olarak yürüyorsun. Ve insanlar senin yaptığın, başkası yaptığında ya boşver diyeceği şeyi sen de nasıl ya, bunu nasıl yaparsın diyebiliyor. E ben de aynısını yaptım, o da yap. Hayır hayır, sen hafızsın, sen Kur'an'ı ezbere biliyorsun. Olmaz. Bu güzel bir sorumluluk da verdi bize. Elhamdülillah. Yani hele ki sosyal medyada insanların takip etmesi, ardından hafızlık noktasında çok harika mesajların, işte videoları gördüm, hafızlığa başladım. Hafızlığımı unutmuştum o videolardan sonra, artık tekrar etmeye başladım dediği zaman diyorsun ki Allah bir misyon, bir yol biçti. Bak dikkat et, bunu da alır başkasına verir. Eğer yolda sabit olmaz, ihsan sahibi olmadan ilerlersen, gaza gelirsen, kibirlenirsen, bakıyorsun Belam bin Bağura mesela Musa evet. döneminde aleyhisselam yaşamış ama İsmi azamı ezbere biliyor ama dedi dışarıda ya. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Onlara ayetlerimizden ayetler verdiğimiz kişiyi de anlat. Bakın şu zirveye görüyor musun? فَاَتْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ O şeytana tabi oldu da azgınlardan oldu. Ama bir yerde Musa aleyhisselam, bir yerde Belam bin Bağura, bir yerde Karun, Firavun, bir yerde Süleyman aleyhisselam. Bakın yani sıfatta aynılar. Zenginlik, evet zenginler. İlim, evet ilim sahipleri. Lakin işte şeytanca bir yol mu, Ademce bir yol mu, Musa'ca bir yol mu, Firavunca bir yol mu? Bunları, denklemleri çok iyi oturtmamız gerekiyor. İnsanın var istidatlarında hem Yusuf aleyhisselam hem Yusuf aleyhisselamın kardeşi olma istidadı ve kabiliyeti var. Hangisini sularsan kuvvede olan, o gizli olan o istidat, tohumun içindeki ağaç olabilme potansiyeli gibi, o istidat içimizde bizim. Hangisini sularsak biz bakıyoruz ki o istidadımız neşvi nema bulmuş ve yeryüzüne çıkıvermiş yani. Evet. Teşekkür ettik. Ben teşekkür Allah ederim. Razı olsun. Harika sorulardı. Hakikaten İnşallah istifade olur. Çok terletemedik ama bir sonraki sefere terletelim. İnşallah. Arkadaşlar. Evlilikte evet. iyiydik evet. Orada hakikaten terledim. Ceketi çıkardım zaten. Video biter biter. Arkadaşlar ben demeyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum yapın falan. Çok beceremiyorum öyle şeyleri. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar, siz de videolarımızı izledikçe ben de kendimi İslami olarak geliştirebilseydim, keşke ben de bunları öğrenebilseydim diyorsanız size bir müjdemiz var. Binlerce kişinin manevi hayatını değiştiren dijital üniversitemiz Meskan Akademi uygulamamız çıktı. Sen de hemen sınıfa katılıp eğitimlere başlamak istersen tek yapman gereken WhatsApp hatlarımızdan bize ulaşmak.